Tarihlerin kaydettiğine göre Hazreti İbrahim'in doğduğu ve Nemrut'la mücadele ettiği topraklar Mezopotamya üzerindeki Babil beldesidir. Hazreti İbrahim burada ateşe atılmıştır. Ancak halkımız arasında Hazreti İbrahim'in Urfa'da ateşe atıldığı inancı yaygındır. Hatta Urfa'daki mancınık ayakları ve Halil İbrahim dergahı tarih boyunca ziyaretgah olmuştur. Urfa'nın Hazreti İbrahim'in Nemrut'la mücadele ettiği yer olduğu tarihen sabit olmakla beraber Hazreti İbrahim'le yakından alakalı bir şehir olduğunda şüphe yoktur. Urfa beldesinin Hazreti İbrahim'in uğradığı ve kaldığı menzillerden biri olduğu söylenebilir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu hususu teyit etmekte ve buranın Hazreti İbrahim'in menzillerinden biri olduğuna işaret etmektedir. Hazreti İbrahim, Halilullah yani Allah'ın dostu unvanıyla meşhur olmuştur. Bu unvanın verilmesinin sebebi çeşitli şekillerde izah edilmiştir. Ama asıl onun Allah'a olan bağlılığı, sevgisi ve Allah'ın rızasını kazanacak işlerde bulunması sebebiyle bu unvanı kazandığı belirtilmektedir. Allah Teala'nın onu bazı sırlara vakıf kılması sebebiyle mecaz olarak bu ifadenin kullanıldığı da ifade edilmiştir. İbni Ebi Hatim'den rivayet edildiğine göre Hazreti İbrahim Azrail Aleyhisselam'la karşılaştığında ondan Rabbinin kendisini niçin halil yani dost edindiğini sormuş, o da sen insanlara iyilik edersin fakat karşılık beklemezsin diye cevap vermiştir. Demek ki karşılıksız yapılan iyiliğin makbuliyeti pek büyüktür. Nitekim bütün peygamberler ve onların yolunda giden mürşitler hep bu yolu izlemişlerdir. Hazreti İbrahim'in bir başka meziyeti de misafirperverliğiydi. Hazreti İbrahim'in bir lakabının Ebul Edyaf, misafirlerin babası olduğu belirtilmiştir. Onun evi yolların uğrak yerindeydi. Bu yüzden devamlı misafiri olur ve Hazreti İbrahim onlara ikram etmekten büyük bir zevk duyardı. Hatta birkaç gün misafir gelmezse çıkar misafir aramaya koşardı. Kur'an-ı Kerim onu güzel ahlakına işaret eden şu kelimelerle yad etmiştir. Evvah, Halim, Münib, Hanif, Kanit, Şakir. Ayrıca kıyamet gününde ilk elbise giyenin de Hazreti İbrahim olacağı rivayetler arasındadır. Diğer taraftan ilk sünnet olan Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Bu adet dini bir hüküm olarak bütün neslinde devam etmiştir. İsrail oğullarına gelen Tevrat'taki hüküm de böyleydi. Sünnet Hazreti İsa aleyhisselama kadar devam etti. Daha sonra Hristiyanlardan bir grup bunu kaldırmıştır. Dinimizde bu hüküm aynen devam etmektedir.